أحمد رحمه الله تقول كي ليس في قلبي من المسح شك yani şekke yani mesha karşı kalbimde hiçbir şek yoktur. Ama kâle şey'un fihi 40 hadis anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabi. Yani bir şey ki onun hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve sahabelerinden 40 hadis vardır. Velakin la budde min şurutin li cevazil mesh al khufeyni. İbn Seymiyye rahimehullah buyurur ki yani mesin icazeli olması için şartlar vardır. Şartul evvel birinci şart en yelbesehuma ala taharatin pak olduğu yani destemazlı olduğu halde giymesidir. Lianne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفين النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mughir ibn Şu'be eğilerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hıflarını, meslerini çıkartmak istediği zaman ona der ki da'huma onlara tokunma فإني أدخلتهما طاهرتين ben onların ikisini de destemazlı halde dahil etmişem, giymişem. Ve masah aleyhime onların üzerinden mesedir. ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق. Yani burada da hiçbir fark yoktur. İsteyir yuyulmuş ayağın üzerinden giyilsin veyahut da ve bundan önce mes olunmuş hufların üzerinden giyilsin. فمثلا لو توضى وضوءا كاملا. Misal olarak insan kamil destemez alır ve غسل رجليه ayaklarını yuyur. Thumma labisel cevarib sonra çorapları giyir. Yani şurab avul hufeyn ya çorapları veya hut hufları giyir. Fe huna labisehuma ala tahar. Ve burada açık aydın delildir ki destemazlı halde giyinip. Kedalike lev kana kad labisel cevarib min qablu mesah aleyhime. Ve hemçinin bundan önce çorapları giyip ve çorapların üzerinden de mesedip. Thumma ihtaca İlâ ziyâdeti cevrabin ve lebisehu alel cevrabil evvel ellezî mesahâ. Sonra ikinci çorabı giymeye lüzum olur, ihtiyaç olur ve ikinci çorabı, birinci çorabın mesh olunmuş çorabın üzerinden giyinir. Ve hu alâ tahâre ve destemezli olduğu halde. Fe innehu yemsehu alel thâni. İkinci çorabın üzerinden mesh çekir. Lakin yekunu ibtidâul muddeti minel meshi عَلَى الْاَوَّلِ لَا مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الثَّانِ. Lakin mesin başlama müddeti birinci çoraba çektiği müddetten başlayır. هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِي ve sahih olan görüş de budur. اَنَّهُ اِذَا لَبِسَ خُفَّنْ عَلَى خُفٍ مَمْسُوْ فَاِنَّهُ يَمْسَهُ عَلَى الْعَالَى. Eğer mes olunmuş hufların üzerinden ikinci huf giyinerse ikincinin üsttekinin üzerinden çekir. Lakin yebni ala muddetil meshi alel evveli. Lakin mesin müddetini birinci hofun üzerinden yani birinci hofun üzerine çektiği vaktan kurur. Yani onun vaktinden başlayır. Ve la budde en tekuna taharat bil mal felev labisehuma ala taharati teyemmun fe innehu la yemsehu aleyhime. Ve burada suyla paklanmak lazımdır. Eğer teyemmüm destemazı üzerinden giyinerse onların üzerinden mes çekilmir. Mesela racul musafir leyse ma'ahu ma. Misal olarak yolcu bir insandır. Suyu yoktur. Fe teyemmeme. Teyemmüm edir. Ve lebisel huffeyni ala taharati teyemmüm. Ve hufların da teyemmüm paklığı destemazı üzerinden giyinir. Thumma ba'de zelike vecedel ma ve bundan sonra su tapır. Ve aradan yetavadda ve destemaz almak isteyir. Fe fi hâzihil hâl la budden yekla'l huffeyni ve yaksil kademeyi indel vudu. Yani böyle bir halde mütlek hufları çıkartmalıdır ve ayaklarını destemaz zamanı yumalıdır. Ve la yecuzul mesuhu aleyhime fi hâzihil hâl. Böyle bir halda onların üzerinden mesh etmesi caiz değildir. لَأَنَّهُ لَمْ يَلْبَسُمَ عَلَى طَهَارَةٍ
qasələ fihə ricil. Çünki ayağını yuyaraq paklanmış halda geyinməmişdir. Fə innə təyəmmüm yətəalləqu bi'udveyni fəqad və huməl vəcu vəl kəfən. Çünki təyəmmüm iki orqanla bağlıdır. Üz və əlin, yəni ovuclar, əlin üstü bu iki orqanla bağlıdır. Yəni, ayaqlarla bağlı olmadığı üçün növbəti dəfə dəstəmaz aldığı zaman ayaqlar yuyulmalıdır. Və həmçinin və İşiq Müslim Rahimullahın gətirdiyi birinci məsələdə də, yəni, ixtilaf var. Əgər məhs olunmuş corabın üzərindən ikinci corab geyinlərsə və şeyx buyurur ki, ikincinin üzərindən çəkilir. Amma digər alimlər, şeyx Alban Rahimullah isə o görüşdədir ki, ikincini çıxardaraq birincinin üzərindən çəkilir. Çünki ikinci məhsin üzərindən geyildiyi üçün doğrusunu Allah bilir.